Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ön lisans ilahiyat Arapça 3 ders kitabının 119. sayfasındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmi ve usulleri kullanarak diyalog geliştirme becerisi kazanabilme. Yani bu ünitede neler öğrendik? Verilen diyalogda Arapçada eril ve dişil için İnsanlar ve diğer varlıklar için kullanılan ismi ve usuller kullanılarak öğrenci konuya hazırlanmakta ve işlenecek dil bilgisi konusunda bir giriş yapılmaktadır. Ayrıca bir diyalog bütünlüğü içinde gündelik konuşma becerisinde katkıda bulunmaktadır. Arapçada ismi ve usulleri tanıyabilme, bunları cümlede kullanma becerisi elde etme ve ismi ve usullerin kullanılmış olduğu cümlelerin irabını yapabilme. İsmi ve usuller. Türkçede ilgi zamiri veya bağ fiillere karşılık gelen ismi ve usuller, özel, has ismi ve usuller ve genel, müşterek ismi ve usuller olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Türü her ne olursa olsun, Türkçe'ye en, an, dı gibi eklerle aktarılmaktadır. Eril, dişil, tekil, ikil ve çoğul için ayrı ayrı lafızları olan has ismi ve usuller, kendilerinden önceki verili bir isim varsa o ismin sıfatı olmaktadırlar. Örneğin, Hadarat tiflüllezi raituhu fissuk. Çarşıda gördüğüm çocuk geldi. İsmi ve usul ve sıla cümlesi çarşıda gördüğüm şekilde sıfat olmaktadır. Ancak kendilerinden önce belirli bir isim bulunmazsa cümlenin bir ögesi konumunda bulunmaktadır. Hadarallezi raituhu fissuk. Çarşıda gördüğüm geldi. Burada ellezi ismi ve usulü fail olmuştur ve mahalle merfudur. Müşterek ismi ve usul olarak adlandırılan men, yalnızca insanlar akil için ve mada insan dışında kalan varlıklar için kullanılır ve sıfat olmazlar. Cümlede bir öge olarak bulunurlar. İstakbeleni fil funduk men yetekellemü Türkiye. Otelde beni Türkçe konuşan biri karşıladı. Burada men fail olmuştur. İkra ma fil kitap. Kitaptakini oku. Burada ma mef'ulün bih olmuştur. Arapçada harfi cerlerle kullanılan bazı fiilleri tanıma ve bunları cümle içinde kullanma becerisi kazanabilme. Harfi cerlerle kullanılan bazı fiiller. İbta'da an, bir yerden ya da bir kişiden uzaklaştı. İbta'id an eşrarin nas, kötü insanlardan uzak dur. İktarabe min, bir yerde ya da birine yaklaştı. Hel ta'taqid enne dirasetek iktarabet minel intiha, öğreniminin sona yaklaştığına inanıyor musun? İnsarafa an, birinden ya da bir şeyden yüz çevirdi, birini ya da bir şeyi bıraktı. Yüzillullahu men yansarifu an ta'atihi. Allah itaatinden yüz çevireni alçaltır. Vethika bih, birine güvendi. Yebdu ennehu la yethik bi nefsihi. Anlaşılan kendine güvenmiyor. Eşara ile, birine ya da bir şeyi işaret etti, gösterdi. Eşara el vezir ile enne hallel mesailil maliyyeti leyse sehlen. Bakan mali sorunların çözümünün kolay olmadığına işaret etti. Eşara ila. Arapçada sıklıkla kullanılan bazı ifade biçimlerini tanımı ve yerinde kullanma becerisi elde edebilme. Arkadaşlar biliyorsunuz bu 4. ünitenin içerisinde bunları gördük. Şimdi ünitenin son kısmında genel tekrar yapıyoruz. Arapçada sıklıkla kullanılan bazı kalıp ifadeleri örnek cümlelerle tanıtılmıştır. Kemâ yenbeği kemâ yecib. Yecibu. Gerektiği gibi. Kema gibi anlamına gelen ki harfi cerrinden ve ismi mevsul olan ma'nın birleşmesinden oluşan bir edattır. Dı, di gibi anlamına gelir. İşini gerektiği gibi yap. Kum bi ameleke kema yenbeği. Mimma la şekke fihi enne. Olduğunda şüphe yoktur. Mimma la şekke fihi enne linsane ise yuhasebu ala efalihi. İnsanın yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğine şüphe yoktur. Ala ma yuram. Arzu edildiği gibi, istendiği gibi iyi yolunda. Tesirul umur ala ma yuram. İşler yolunda gidiyor. Evet arkadaşlar. Ünitenin son kısmında da bunları tekrar etmiş olduk. Neler gördük? Evet, buralar biraz önce işlemiştik. Ellezi, elleti, men, ma, ellezinin cemisi, müfredi, tesniyesi, merfu halinde, raf halinde, cer halinde nasıl okunur, nasıl gelir ve onunla beraber ismi mevsullerin mübteda, haber, mef'ulün bih, fail ve mecrur halde gelişleri. Bunları öğrendik.
Şimdi burada sorular var. Bunları inşallah cevaplandıracağız. Bir diğer videoda tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.